Canlarım selam, ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşimli limit süreklilik fasikülünde limit özelliklerinin öngörü testindeyiz. Hemen geldik, sahnemizi çevirdik. 4 tane harika sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım. F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin x eşittir 2 apsis noktasındaki limit değerleri bir gerçek sayıymış canlarım. Peki x 2'ye gittiği zaman böyle bir ifadenin sonucu 22, x 2'ye gittiği zaman böyle bir ifadenin sonucu eksi 2. İkisinde de aynı sayıya gittiği için sen taraf tarafa toplama, çıkartma bunları yapabilirsin. Peki ben ne yapacağım? Hemen dikkat ettiysen burada eksi gx var. Burada da artı 3 tane gx var. Gelin üsttekini 3 ile çarpalım. Sonra taraf tarafa toplayalım. Bunu yapma hakkın var mı? Evet var. Şimdi o zaman 3 çarpı 5'ten 15 geldi mi? Geldi. Bir tane de burada 16. 16 tane limit x kaça giderken güzel insan? 2'ye giderken fx geldim. Şimdi burayı izle. Eksi 3g artı 3g birbirini götürdü. Üst tarafta 22 çarpı 3'ten 66 geldi. Alt taraftan eksi 2 geldi. 64 oldu. O zaman limit x 2'ye giderken fx'in sonucu kaç çıktı? Tabii ki 4 çıktı. Geldim. O 4'ü buraya yazdım. Karşıya gönderdiğim zaman o zaman 3 tane limit x 2'ye giderken gx'in sonucu ne olacak? Hemen eksi 4 olarak geldi. Burası eksi 6 çıktı. Limit x 2'ye gittiği zaman gx'in sonucu kaç geldi? Eksi 2 geldi. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bunları bulduktan sonra her x gerçel sayısı için acaba bunu niye yazdı? Çünkü karekökli ifadenin içinin büyük eşit 0 olması lazım. Bunların da sebeplerini size söyleyeceğim. Buradaki x 2'ye gittiği zaman gx'in sonucunu ben eksi 2 olarak buldum. Buranın sonucunu 4 olarak buldum. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Eksi 2 çarpı 2'den cevap da eksi 4. A şıkkı geldi. Güzel insan. Mantık bu şekilde. Geçtim ikinci soruya. Buna benzer bir soru arkadaşlar AYT sınavında geçmiş yıllarda geldi. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. F fonksiyonu yardımıyla G fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyormuş güzel insanlar. Önce gelin bu tanımın anlamını bir bilelim. Mesela geldim sana G1 değerini sordum. Sen bana şunu diyeceksin hocam o zaman bak x0 yerine 1 yazılmış. O zaman x0 yerine 1 yazılırsa G1 değeri limit x1'e sağdan yaklaşırken fx'in sonucuna eşitmiş. Ya da sana geldim G3 değerini sordum. Sen diyeceksin ki hocam x3'e sağdan yaklaşırken fx sonucuyla aynı şeymiş. O zaman bizden istenen yer şurası mı güzel insan? Evet. Bunun anlamı ne? Tabii ki f2 artı g2 demek. f2'yi direkt fonksiyonda buldum. İçinin dolu olduğu yer burası. Ona karşılık gelen değer 1. Geldim hemen yazdım. Şimdi g2'yi ne yapacakmışım? Şu şekilde yazacağım. x2'ye sağdan yaklaşırken fx demekmiş. Hemen fonksiyonda 2 noktası burası. 2'nin sağ tarafı burası. Yaklaşmayı yaptım. Sonuç eksi 2 çıktı. Geldim hemen buraya eksi 2 yazdım. 1 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 1 gelir. Cevap B şıkkıdır. Geçtik 3. soruya. 3. soru daima sorusu. Daima sorularını gördüğün an korkacaksın. İkincisi bölümü gördüğün an korkacaksın. Bunlar baş belasıdır. Üçüncü olarak ilerleyen kısımda göreceğiz. Bileşke fonksiyon gerçekten o da yine sıkıntılı şeylerdir. Şimdi burada A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Peki bu limitlerin sonucu sağ limitin sonucu A geliyor. Sol limitin sonucu B geliyor. Tamam mı? Ve burada bunlardan hangileri daima doğrudur? Şimdi ben ilk olarak sana şunu soracağım. Burada bölüm varsa A ve B'nin sıfır olması durumunda ortalık ne oluyordu? Karışıyordu. 56'ya dönüyor, 66'ya dönüyor. Hangi kelime ise şu an tam bilmiyorum ama ortalık karışıyor. Şimdi sana bak örnek veriyorum. Fx fonksiyonu 3 tane x eksi 3 olsun. Tamam mı? Gx fonksiyonu da 2 tane x eksi 3 olsun. Ya ne oldu ki şimdi burada ne yaptın hocam? Bak şimdi iyi izle. Burada 3'e sağdan yaklaş sonuç 0. 3'e soldan yaklaş sonuç 0. İkisinin de sonuçları birbirine eşit oldu. Bak gel yaz hem f'te hem g'de bu eşitliklerin hepsi sağlanıyor. Acaba limit x 3'e sağdan yaklaşırken
F bölü G'nin sonucu 1 mi? Benim yazdığım fonksiyona göre sonuç 1 gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi sonuç 0'sa büyük bir ihtimal gelmeyecek. Bak ispatlıyorum. Limit x 3'e sağdan yaklaşıyor. F yerine ne yazdım? 3 tane x eksi 3 yazdım. G yerine de 2 tane x eksi 3 yazdım. O zaman güzel insanlar, bunlar ne yaptı? Sadeleşti. Bu limitin sonucu kaç çıktı? 3 bölü 2 çıktı. 1 geldi mi? Gelmedi. Demek ki birinci öncül daima doğru değil. Bunu böyle bileceksin. Şimdi 3'e soldan yaklaşırken f'in sonucu zaten ne? B'ye eşit. G'nin sonucu ne? O da B'ye eşit. B'den B çıktı 0. Cevap doğru. 3'teki limit. Şimdi bak, sana çok güzel bir örnek vereceğim. Eğer ki buraya göre yaparsan bu ifade doğru olacak. Ama her zaman limit birden fazla ihtimali düşünmek zorundasın. Bak soruda şıklara göre fonksiyon yazmak zorundasın. Birinci öncüle göre bu ifadeyi yazdın, sıkıntı yok. Ama üçüncü öncüle göre bu fonksiyon olmayacak. Başka bir fonksiyon yazacağım. Geldim. Şöyle bir fonksiyon yazdım. Lütfen bendesin. Geldik. Şuraya 3 yazdım. Hemen içini boş yaptım. Şöyle devam ettim. Burasının sonucu A, buranın sonucu B. Bu benim F fonksiyonum. Geldim buraya güzel insan. Hemen senin için bir tane de G fonksiyonu yazıyorum. Yine aynı şekilde bu fonksiyon da bununla tıpatıp aynı. Şuranın hatta kesik kesik olacak güzel insanlar. Buranın sonucu A, buranın sonucu B. Bu da benim G fonksiyonum. Bakın bakalım şimdi. F ve G'nin 3'te limiti var mı? F ve G'nin. Hayır, yok hocam. Çünkü A sayısını ben bilerek B'den farklı aldım. O zaman 3'te bunların limiti yok. Ne yapacaksın? Bunlara bir sağdan yaklaşacaksın, bir de soldan yaklaşacaksın. Sağdan yaklaşırsan burası 2 tane A'dan bir tane A'yı çıkartırsın, sonuç A gelir. Tamam. Peki buraya soldan yaklaşırsan 2 tane B'den bir tane B'yi çıkartırsın, B gelir. Bak burası 3'ün sağ limitinin sonucu. Bak gösteriyorum, sağdan yaklaştın, sonuç A geldi. Burada da yaklaştım, A geldi. Soldan yaklaştım, B geldi. Soldan yaklaştım, B geldi. O zaman A B'ye eşitse bu ifadenin doğru olması gerekiyor. Peki A B'ye eşit mi? Hayır, değil. İşte üçüncü öncül daima doğru olmaz. Peki hocam, üçüncü öncülün daima doğru olması için o şartı da bize söyler misiniz? Tabii ki söylerim. A B'ye eşit olsaydı üçüncü öncül doğru olurdu. Ama A'yı ben B'den ne yaptım? Farklı kabul ettim. O yüzden üçüncü öncül daima doğru olmaz. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Şuna güzel bir kalp koyuyoruz. Gerçekten tam AYT tadında bir soru. Geldik dördüncü ve bizim son sorumuza. Baktık soruyu, okuyoruz. Dik koordinat sisteminde fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. ABC'de dikdörtgenin bir kenarı x ekseni üzerinde. Bir köşesi fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiği üzerinde. Evet bak, bir köşesi burada. Bir köşesi de x ekseni üzerinde. Anlaştık mı? Hatta bir kenarı. Bak şöyle, bir kenarı. Sonra gx fonksiyonu şu şekilde tanımlanıyormuş. ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanının birim kare cinsinden değeri. Peki limit x kaça gidiyor? 2'ye. Arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman korkmayın. Çok daha basit bir soru. X gördüğün yere 2 yazacaksın. 10'dan 2'yi çıkarttım, burası 8. Anlaştık mı? Peki 2 yazdığın zaman 2'nin karesinden burası 4 geldi mi? Geldi. Şimdi canlarım, buradaki G2 değeri aslında neye eşitti? Bu dikdörtgensel bölgenin alanı. 4 kere 8'den sonuç kaç geldi? 32. Mevzu bu. Şimdi F2 çarpı G2 eksi logaritma 2 tabanında G2 oldu mu? Oldu. F2 zaten kaça eşit? 4'e. Geldim, yazdım. G2 ne oldu? 32 yazdık. Logaritma 2 tabanında 32'nin sonucu da şöyle yazarsam 2 tabanında 2 üzeri 5, 5'i geldim. Başa attım. Burası da 5 çıktı. Buranın sonucu 128. 5 çıkartırsan cevap da 123. Yani C şıklı gelir güzel insanlar. Umarım anlatışımı beğenmişsinizdir. Kafanızda sıkıntılı yer kalmamıştır. Burada gerçekten ama gerçekten tekrardan bir hatırlamak istiyorum. Üçüncü soru çok güzel bir soru. Tam AYT tadında. Bu tarz sorularda sıkıntı yaşıyorsanız lütfen bunun ekran görüntüsünü alın.
Arada böyle akşamleyin yatmadan önce sabahleyin okuldan böyle giderken serviste giderken aç bak bu sorulara. Burada ne yaptın ne yaptık daha doğrusu ben onu söyleyeyim ben ne yaptım. Burada birincide işte F ile G'yi sıfır aldım o yüzden sıkıntı olabilirmiş. Üçte A ve B'yi farklı aldım sıkıntı olabilirmiş. Bu ihtimallerin hepsini düşüneceksin güzel insan. Bir sonraki öngörü testlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz.